Hadi. Uzun bir aradan sonra. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ama öyle olmaz, sesli yap. Vlog serileri. Bugün bir tane çekelim dedim. Niye çekiyoruz? Türkiye'nin en eski jiu-jitsucularından bir tanesi anlatsın. Selamlar. Kim olduğunu söyle önce. Bir de sesli yap çünkü mikrofon bağlamadım buna. Öylesine bastım şu anda. Ben Mert Yağcı. 10 sene önce jiu-jitsuya başladım. Ve hala görmüş olduğunuz gibi mağlup kuşağım. Bu öyle bir spor ki hayat tarzı oluyor. Bir zehir gibi vücudunuza girer ve asla kurtulamazsınız. Asla. Sağ olsun. Değer hocanın yanındayız. Reklam bölümüne giriyoruz şu anda. Evet. Burası Korvos Combat. Korvos Combat'tayız. Kaç yıldır görüşmüyorduk. Fırsat da bulamadık. Hayat alıyor götürüyor insanları yani. Ama bundan sonra birlikteyiz. Tek başına da gelmedi. Yanında başka biri daha var. Gel kim olduğunu anlat. Bugün biraz şey de yaparız hatta. Tekrarlardan bir teknik diye biraz çekeriz, bu videoyu ekleriz. Evet, merhaba. Sen kimsin kardeşim? Ne ben istiyorsun? Fuat. Bodrum'dan geldim. Burada jiu-jitsu öğrenmek için buradayım. 2 hafta önce geldim. Ben de hala beyaz kuşağım. Gördüğünüz gibi. Ben vereyim dedim bir siyah ama almıyor yani. Yok, kabul etmedik hocam. Öyle insanlar da var. Yolumuz uzun inşallah. Birlikte burada çalışacağız. Süper oldu benim için 2 hafta. Harika bir deneyim oldu. Şimdi şöyle, ben çok kısa anlatayım. Fuat buraya geldi Mert'le beraber. Yaklaşık 2 hafta oldu değil mi? 2 hafta. 2 haftadır evet. Her gün neredeyse özel bir çalışma yapıyoruz birlikte. Çok seviyor jiu-jitsu'yu ve bence zehiri aldı yani. Şimdi Bodrum'a geri dönecek. Bodrum'da yaşıyor. Eğer Bodrum'da bunu seyreden birileri varsa, hani antrenman partneri olmak isterim vesaire, o dönem dönem buraya gelip gidecek. Ben de oraya dönem dönem geleceğim. Onun için hani bu küçük bir ekip orada yaratıp kendi aynen. Aralarında hani pratik yapmak süper, için güzel oldu. Videoyu seyredenlerden, çünkü dönem dönem bana devamlı soranlar oluyor çocuklar, yani orada işte bir şeyiniz var mı falan. Bizim Bodrum'da bir şubemiz yok ama hani burada bir platform yaratıp sizi orada buluşturup buradaki teknikleri tekrarlamanızı sağlayacak bir ortam yaratabiliriz. Ne güzel. Onun için bugün hani aslında story atacaktım ama daha epeydir de bir vlog çekmiyorum. Bugün hem sizi tanıştırayım dedim eskilerle ve yenilerle. Bak orada şey de var. Orada saklanıyor. Yusuf da burada. Beraber güzel bir antrenman ders yapacağız. Hem bir tekrar yaparız. Aynı zamanda birilerini de arıyoruz yani antrenman partneri olarak Bodrum'da. Öyle. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben şimdi tabii kameranın önünde sanki reklam gibi olacak ama. Oo, reklam. Ama bunu söylemek zorundayım. Gerçekten bunu söylemek zorundayım. Birçok branş denedim daha önce. İşte boks denedim. Daha farklı dövüş şeyleri denedim. Ama gerçekten sizden o kadar kolay bir şekilde, o kadar hızlı bu jiu-jitsu'yu severek öğrendim ki gerçekten çok teşekkür ederim size. Ya 2 haftada inanılmaz bir yol kat ettiğimi düşünüyorum en azından ben çok kendimce. Hızlı gittin gerçekten, evet. Ya çok keyifli vakit geçirdim burada. Evet, eğlendik bayağı yani. Ya o yüzden harikasın hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben verdim. Ben çok esas sağ ol. İşimi kolaylaştırdığı için ben ona teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok yetenekli, çok hızlı gidiyor. Bazı insanların kanında var bu yani, anladın mı? Çok onun için ben de işimi daha keyifle vallahi yapıyorum. Onur duydum. Böyle olduğu zaman. Estağfurullah, hep beraber. Gurur verici. Teşekkür ederim. Şimdi tekniklere biraz geçelim. Ufak tekrar yapacağız. Bakalım neler hatırlayacak. Ben burada kısaca videoya ekleyeceğim. Yeah.
Siz de söyleyin. Arkasını al matalyon. Kukları tak. Daha çekebiliriz. İyi miydi? Muhteşem. Daha ne çekeceğiz ya? Daha çok ne yapalım ya? Nasıl? Ben inanamıyorum. Tiyatro ısınmalarıyla judo ısınmalarını birleştirmişler, ısınıyorlar. Aramızda bir tiyatrocu var. Tiyatrodaki ısınmalarla, o fiziksel bazı egzersizlerle ısınıyoruz. Çok ilginç. Herhalde dünyada bir örneği yoktur bunun. Var mıdır? Ben hiç görmedim. Gerçekten. Çok şaşırdım ya. Harika ya. Vallahi enerji. Şaşkın Bodrumlu. İnanılmaz. Dünyada örneği yok gerçekten bak. Şu bir judo antrenmanıdır. Değil aslında. Yani çok değişik bir şey deniyoruz. Bu ısınma ve bu psikolojik olarak kafalarına da iyi geliyor. Tiyatro ısınması değil mi? Evet. Tiyatrodaki fiziksel egzersizler var. Evet. Yaptıkları. Vücut dillerini daha iyi kullanabilmek için vesaire. Yani. Onu randı daha iyi. Çok güzel. Harika ya. Bak hepsinin birlikte olmasını sağlıyor. İletişim, orada kopukluk yaşandı. Çok iyi. Çok iyi. Şey, bize tiyatro yüzünü hocam. Evet. O süper ya. Şimdi Yeşil Park'ta da oyun öğrendik.
sonuna yönelik. Olmayan için tekrar anlatıyorum. 3 tane hece kullanıyoruz. Ha, o, he sesleri. Tamam mı? 3 tane hareketimiz var. Şimdi ben karşımdaki kişiye saldırıyorum. Ha sesiyle. O, ho, evet. Ho ile kendini savunuyor. Yanındakiler de he diye onu kesiyor. Yani sen sonra kesilen kişi başka birine saldırıyor. Şimdi bir kere yapalım. Evet, sen göreceksin. Anladım. Başlıyorum. Ha! Ho! Hey! Anladın mı? Ho! Ho! Hey! Ha! Ho! Hey! 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 Evet. Fuat gitti. Bodrum'a geri döndü. Güzel şeyler söylettik ona silah soruyla. Ondan sonra gitti. Böyle bir kısa bölüm olacak bugün. Çok da aslında bir şey yaptık ama çok videoluk bir şey yapmadık yani. Bütün günü seyretseniz canınız sıkılabilirdi. Ne yaptım? İki tane toplantı yaptım. İki tane MMA'ci olmak isteyen, bir tanesi maçı olan profesyonel bir arkadaş geldi. Jiu-Jitsu dünya şampiyonuyum dedi. Bir tane de İstanbul'dan bir arkadaş, yok İstanbul'dan değil, Gebze'den bir arkadaş geldi. Değil mi? Bu videodan, bu kısmından hemen önce de seni çektim. Burada, judocularla neler ama çok anlatamadım. Böyle tiyatro, miyatro, dünyada hiçbir yapılmamış bir şey falan diye anlattım. Şimdi merak eden olabilir, bunlar ne yapıyor diye, oyunlar mı oyunlar. Şöyle yanaşayım, sen anlat. Tamam. Anlat hadi. Sen kimsin ondan bahset bu arada. Vloglara ara sıra devam edeceğim buradan. Soranlar oluyor. Onun için. Ben Gamze. Bu yıl mezun oldum tiyatro bölümünden. Bunlar bizim okulda yaptığımız çalışmalardı, ısınmalardı. Hem de oyunlar. Hem takım olarak birbirimize daha fazla yaklaşmak, birbirimizi daha çok tanımak. Hem de alan, ya her gün geldiğimiz alanı ne kadar kullanıyoruz, ne kadar farkındayız, birbirimizin ne kadar farkındayız gibi şeyler. Şimdi iki haftadır cuma günleri judo takımıyla çalışıyoruz. Onların maçı var. Evet. Gidecekler. Onlara farklı bir çalışma yaptırdık. Keyifliydi. Daha çok oyun oynamak, daha çok çocuksu enerjiyi ortaya çıkarmak ve o oyun alanının farkında olup birbiriyle hareket etmek üzerine ısınmalardı. Bakalım, devam edeceğiz. Çok ilginç, güzel bir şey bence. İlk başta böyle ya bu ne ya falan dedi herkes ama ondan sonra böyle bir grubun ritmi vardır. Baktım herkes böyle bayağı içindeydi olayın yani, hoşlarına gitti. Onun için dünyada da bence eşi benzeri olmayan bir şey yani. Bunu daha da geliştirebiliriz ilerleyen zamanlarda. Hem ısınıyorlar hem kafaları dediğin gibi farklı şekilde çalışıyor. Hem de garip bir şekilde böyle bir grup iletişimi kuruyorlar. Evet. Değil mi? Ben öyle anladım. Çünkü her gün nereye giriyoruz ya da her gün işte birbirimizi görüyoruz ama gerçekten nasılsın, ne yapıyorsun, sen kimsin, nesin onları unutmaya başlıyoruz zaman içinde. Çünkü sadece mesela sadece işte antrenmana odaklanıyoruz vesaire. Ya da bir mekana girdiğimiz zaman o mekanda ne kadar çok fazla nokta var bunları kaybediyoruz. Tek hep aynı alanda çalışmaya başlıyoruz. Biraz bunları kırmak, alışkanlıklarımızı kırmak için. Ki bu alanlarda bence faydalı oluyor. Yani en azından tiyatroda oluyor. Süper. Teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Sanatın ve sanatçının her zaman arkasındayız takım olarak. Biz sanatı burada çok seviyoruz. Ve yaptığımız iş aslında çok böyle hani insanlar hani beraber değilmiş gibi algılasa da aslında iç içe. Yani biz kurduğumuz mekanlarda seçtiğimiz renklerle, içeride yaptığımız hareketlerle, ısınmalar falan hepsi bunların hepsi bütününde baktığın zaman bir sanatsal faaliyet bir yandan da spor bir beceri olduğu kadar. O yüzden iç içe ve iki taraf da birbirini çok iyi besliyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ben de yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Öyle. Yaşasın tiyatro.